Selam millet, ben Şefik ve bu da Shop Simulator Süpermarket yeni oyunlardan biri. 25 Ekim'de çıkış yaptı ve isminden tahmin edeceğiniz üzere bir bakkal market işletme oyunu. Son dönemde özellikle bu yıl bu tarzda çok fazla oyun çıktı. Bunlardan bir tanesi de yerli yapım olan Süpermarket Simulator'dı. Onu oynama fırsatı bulamadım. Ancak videolarını izleyince fark ettim ki bu oyun ondan fazlasıyla etkilenmiş. Çok fazla benzer mekaniği var. Aslında birçok şeye benziyor. Birçok eksiği de var aslında. Bazı yönlerden küçük detayları da artıları da var. Aslında oynayanlar daha iyi kıyaslama yapabilir ama bu notu da düşmüş olayım ve hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Peki biz bu oyunda ne yapıyoruz? Müşteriler geliyor, ürünleri alıyorlar, kasaya geliyorlar, paralarını alıyoruz, ürünlerini veriyoruz ve onları bir güzel gönderiyoruz. Sonrasında gün sonunda özellikle stoklar bittiyse bunları yeniliyoruz, sipariş veriyoruz, stokları alıyoruz ve böyle gitgide işte bakkalımızı, marketimizi büyüterek daha fazla para kazanmaya çalışıyoruz. Peki oyuna girdikten sonra ne yapıyoruz? Hemen tıklayıp göstereyim. Oyunu tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Çoklu oyuncu desteği var ki tek başınıza başladığınızda işler birazcık kolay başlasa da saatler ilerledikçe işler zorlaşıyor. Burada eşli oynamak büyük bir avantaj olabilir. Herkes birbirine yardım edebilir ama ben tek başıma oynamaya başladım. Neyse ki kasaya oyuncu alabiliyorsunuz. Daha doğrusu oyuncu demeyeyim de yapay zeka çalışan alabiliyorsunuz. En azından kasa işinden biraz kurtulmuş oluyorsunuz. Yine de şöyle tek oyunculuğu seçelim. Ben zaten başlamıştım. Biraz ilerlemişim. 4-5 saat oynamışım neredeyse. Kayıtlı oyundan devam edelim. Oyuna her girdiğinizde bu arada karakter seçtiriyor. Tabii ben kendi karakterimi göremiyorum ama başka oyuncularla oynarken tabii ki birbirinizi görüyorsunuz. O yüzden burada karakter tipi önemli diyebilirim. Ben çok fazla uğraşmayacağım. Hemen şuradan şu genç arkadaşımızı alalım ve dükkanın başına geçelim. Şimdi ben yayında da oynamıştım. Yayın öncesinde de 3-4 saat kadar oynamıştım. O yüzden birazcık dükkanı geliştirdim. Solda gördüğünüz gibi yeni bir güne başladığınızda fiyatlarla ilgili bilgiler geliyor. İşte yeşil elmanın satın alma fiyatı düşmüş, elma suyunun satın alma fiyatı düşmüş. Bunlar önemli çünkü stok takibi yaparken aslında oyunda çok fazla fiyatları takip etmeden paldır küldür oynadığınızda başınıza bir şey gelmiyor ama işleri büyütmek istediğinizde ya da daha çok kar etmek istediğinizde tabii ki ürünlerin fiyatlarını takip etmeniz ve ucuz olduğu günlerde almanız gerekiyor. Şimdi oyuna başladığınızda bu odadan başlıyorsunuz. Burada bilgisayarınız var, boş tabureler var. Ben tek başıma oynadığım için tabii ki buralar boş ama başka oyuncular olsa belki de gelip oturabilirsin. Ya yani şöyle oturup bilgisayar ekranına bakabiliyorsunuz. Daha doğrusu bilgisayar ekranı buraya yansıyor. Bazı işlerin takibi için bu tip bir iş bölümü yapmak gerekebiliyor. Tek başıma oynadığım için buraya oturmama gerek yok. Oyuna başladığınızda dükkanınız aslında gayet küçük. Sadece şu alandan oluşuyor. Hatta şu alandan oluşuyor sanırım. Sonrasında siz bu dükkanı büyütüyorsunuz. Para kazandıkça yeni lisanslar alıyorsunuz. Yeni ürünler satmak için izin alıyorsunuz aslında. Ve paranız oldukça da burayı büyüttükçe yeni raflar, yeni reyonlar ve tabii ki yeni bir kasa koyduktan sonra işleri büyüte büyüte ilerliyorsunuz. Oyunun başında tek başınız olduğunuz için tabii ki burada bir kasa başında çalışıyorsunuz. İnsanlar geliyor, ürünleri buraya koyuyor. Bu arada fırlatıyorlar baya. Yani böyle banda koymuyorlar. Çok kaba bir halkı var oyunun geçtiği kasabanın diyeyim. Neyse siz bunu hallediyorsunuz. Kartla ödeme alabiliyorsunuz, nakit ödeme alabiliyorsunuz. Bir şekilde parayı bu şekilde döndürüyorsunuz diyeyim. Sonrasında para kazandıkça dükkanı büyütüyorsunuz. Ben böyle derinleştirdim. Daha sonra yayında aslında bu ön tarafı biraz genişlettim. Gördüğünüz gibi daha geniş bir giriş alanı oldu. Peki başka neler yapıyoruz? Şimdi şöyle bir bakalım neler satabiliyoruz. Oyunun başında sadece makarna satabiliyoruz. Bu çikolatalı bisküvilerden satabiliyoruz. Ekmek ve reçel satabiliyoruz. Ama işte oyunda bir lisans sistemi var. Hatta onu bilgisayar başından göstereyim size. Şöyle tıklayalım. Burada satın alabildiğiniz ürünler var. Siz lisansları aldıkça önce lisansları göstereyim. Bakkal, market, süpermarket, daha büyük süpermarket şeklinde ilerleyen sınıflar var. Buradaki upgrade'leri açıyorsunuz değil mi? Bunları açtıktan sonra da bunların altındakilerle beraber dediğim gibi yeni şeyler satabiliyorsunuz, yeni mobilyalar alabiliyorsunuz. Sertifika da arttırdıkça yine daha fazla şey erişebiliyorsunuz. En sonunda da kupalar var. Altın elma, altın kolu ve altın TV diye. Aslında bunlar oyunun bize koyduğu hedefler. Siz belli hedefleri tutturdukça yeni içeriklere erişiyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Neler satın alabiliyorsunuz? Elma suyu, işte çikolatalı kek, bezelye peynirli krakerden tutun da İşte mobilyalar da var, düz raflar. İşte köpek mamaları var, tavuklu var, sığır etini olan var. Meyveler var, yeşil elma, kırmızı elma ki fiyat değişti demişti. Hemen şuradan bir kasa alalım, bunları da göstereceğim. Limon var, armut var. Onun için bir raf var. İçecek dolabımız var. Başta sadece su satabilirken sonra limonlu, portakallı, soda ya da gazoz diyeyim artık neyse. Bunlar geliyor, kola geliyor. Bunda dolabı var. Reklam ekranları var. Bunlar para kazanmanızı sağlıyor. Yani ekranlar koyuyorsunuz dükkanı. Buralardan para kazanıyorsunuz ama bu aynı zamanda oyunu ilerletmek için de bir zorunluluk. Yani bir dükkanda böyle bir markette bir reklam televizyonu olmasına gerek yok belki de ama bunlar oyunu ilerletmek için gerekiyor. Yine marka paneli, işte kasa büyüttükçe daha fazla kasa eklememiz gerekiyor. Terazi hiçbir anlamı yok. Dekoratif bir şey.
Yine dekoratif diğer öğeleri görüyorsunuz. Şöyle gelelim. Bitkiler var etrafı güzelleştirmek için. Bahçe dedi dükkanın önünü güzelleştirmek için burada seçenekler var. Aslında oyunda açılabilir her şeyi açtıklarınız dışında burada lisanslara bakarak görebiliyorsunuz. Mesela reklam standı geliyormuş. İşte ahşap çitler, nergisler, çiçekler, tahta kasalar, sepetler geliyormuş. Tabure geliyormuş. Ne gerek var bilmiyorum. Yine buradan daha büyük bir televizyon, işte salam, dört peynir, mantar, pizza satabiliyorsunuz. Bunu da görmüş olduk. Tuvalet kağıdı satabiliyorsunuz. Smoothie'ler vesaire vesaire. Burada her türlü içeriği görüyorsunuz. Şimdi çalışanları da buradan işe alıyorsunuz. Aslında bu ekranda birçok içeriği göstereyim. Ondan sonra güne başlayayım. Yine mağaza büyütme seçenekleri dışında mağazanın ismini ve rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben Migros Jet koymuştum. Bilmiyorum isimden dolayı belki daha fazla tercihliyordur şu anda oyunun dünyasında diyeyim. Niye olmasın? Migros görünce oraya gidersiniz. Keşke reklam olabilseydim. Yok. Burada fiyatlarla ilgili değişiklikleri görebiliyorsunuz. Faturaları görebiliyorsunuz. Haftalık fatura ödeyebiliyorsunuz. Paranız biterse kredi çekiyorsunuz. Bir de oyunda online sipariş olayı var. Sipariş geldiğinde bunları kutulara koyup ön tarafa koymanız gerekiyor. İşte bu kadar. Şimdi aksiyona geçelim. Raflar dolu. Bir tek şurada gördüğünüz gibi organik sığırdan yapılan köpek mamamız yokmuş. Ondan bir sipariş verelim. Hemen şuradan ilk sayfaya gelelim. Bakalım kanatlı da deyip. Ya çeviri tabii otomatik çeviri gibi. Bazı yerlerde böyle tuhaf kelimeler olabiliyor ama zaten neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Siparişleri verdim. Bir de bu dışarı koyduğun meyve reyonuna bakayım. Burada bir şey eksik mi? Eksiklerimiz var gibi. Aslında limon da var. Limon, armut ve clementin dediği meyveden alayım. Bunu yayında bulmuştuk aslında ama yine unuttum. Şöyle clementin alalım, limon alalım, armut da alalım ve evet artık işler nasıl işliyor size göstereyim. Şu an ben dükkanı açmadım. O yüzden saat 8 sabah böyle sabit duruyor. Siz dükkanı açtıktan sonra müşteriler gelmeye başlıyor. Akşam 5-6'ya kadar mı ne geliyorlar ve sonrasında aslında kapatıyorsunuz ama içeride kalan son müşteriler de alacaklarını alıyor. Bir de online sipariş varsa bunları da tamamlıyorsunuz ve günü bitirebiliyorsunuz. Aldığınız ürünleri yerleştirdikten sonra raflara, kasalara, işte böyle yerlere sonrasında boşalan sandıkları o çöpe atıyorsunuz. Onun yaptığınız her aksiyon XP veriyor. Sağda 1-1 XP veriyor. Bu fazla geldi bu arada. Fazla kalırsa yere atın. Bir oradan çalmaz herhalde. Bakalım ve şunu da götürelim. Gördüğünüz gibi buraya da bir ekran koydum. Diyeceksiniz ki bu ekran nasıl havada duruyor? Bu bölümü ben büyütünce bir tuhaf oldu. Ya oyunda böyle ya teknik açıdan çok çok iyi bir oyun sayılmaz. Yani şöyle diyeyim. Ben burayı büyüttüm. Büyüttükten sonra eski duvarda kalan şeyler havada durmaya devam etti. Yani bu çok basit bir şey belki ama atıyorum burada saksı var ya, saksıda çiçek var. Siz saksıyı alırsanız çiçek gelmiyor ona. Çiçek havada kalıyor. Ya böyle ufak tefek şeyler var ama bu tarz oyunlarda tabii oyun kalitesi belli bir seviyenin altında oluyor her zaman. Ben bunu yayında da söylemiştim. House Flipper ve Power Wash Simulator bence bu türdeki en kaliteli oyunlar. Yani ürün kalitesi olarak en kaliteli oyunlar. Ama bu tarz oyunlarda tabii kalite farkı daha doğrusu çıta biraz düşebiliyor. Şunları alıp sola koyacağım ki biraz daha takibini yapabileyim diye. Bu kutuyu da boşalttık. Biraz ürün yerleştirme yapıyorum. Aksiyonu birazdan geçeceğim. Hatta bir noktada belki çalışanlardan birini kovar. Evet, kovabiliyorsunuz. İşin başına ben geçerim. Bu elmadan gerek var mıydı? Fiyat azaldı demişti. Şuraya dolduralım. Hatta bakayım. Kırmızı elma azmış. Alttaki rafı da şununla dolduralım. Şunu da koyalım. Bence bir eksik yok. Çok fazla da oyalanmayayım. Şimdi her şeyimiz tamam. Raflarımız dolu. Nasıl dolu ya? Kola yok. Kola yok ve portakallı soda yok. İnanılmaz. Müşteriler gelip üzülecekler. Nerede bunlar diyecekler. Şuradan hemen kola alalım. Portakallı şey alalım. İşte böyle sabah erkenden gelip dükkanı açıp aslında bir gün önceden sipariş verip, tabi oyunda böyle bir şey mecbur değilsiniz ama rafları dolu tutmak lazım. İnsanlar gelip burada hayal kırıklığına uğramasın. Bunu da nereye koyayım? Şöyle kenara koyalım. Ya çalmıyorlar tabi. Oyunda böyle aksiyon yok. Bir şey çalma yok. Ne bileyim. Çok fazla aksiyon yok. Robot gibi geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. O yüzden böyle şeyde çok dert etmeyin. Zaten bir bakkala falan marketlerde de oluyor aslında da. Böyle hani fazla kutuları sağa sola koyarlar ya. O şekilde takılabiliyorsun. Bence tamamız. Şimdi şuradan dükkanı açayım. Gördüğünüz gibi yayında o tabela bozulmuştu. Ve patron olarak köşeme geçeyim. Bakayım bu çalışanlarım, kölelerim nasıl çalışıyor. Öyle bir çok fazla animasyon da yok. Burada böyle gariban tabureye oturtmuşum bir de bunları. İlk müşterimiz geliyor. Böyle İlk gün değil belki ama ikinci gün bir tanesini kovarım. Ben geçerim kasaya. Kasayla uğraşmak da fena iş değil aslında. Eğlenceli orada para hesabı yapmak ama oyunun başında zaten kendiniz her şeyi halledebiliyorsunuz. Online sipariş yetişebiliyorsunuz. Kasaya bakabiliyorsunuz. Stoklarla uğraşabiliyorsunuz ama dükkan büyüdükten sonra işler çok zorlaşıyor. Bir tane elma suyu aldı. O arkada
Kraker al. Doldurun abi, doldurun. Para kazanmamız lazım. Aa, şeyi unuttum ya. Bunlar direkt almaya başladı. Fiyatları değiştirebiliyorsunuz. Bakın mesela satın alma fiyatı 2.09 euroymuş. Piyasada 6 euroymuş. Bayağı kazıklıyoruz insanları. Ben de fiyatları yayında biraz arttırmıştım. Ve böyle bir kar etmeye başladım. Fiyatlar değişti mi ki ya? Fiyat değişikliklerinden de haberdar olabiliyorsunuz bu haberlere bakarak. Mesela soda limon fiyatı normale dönmüş. Biz kaça satıyoruz? Soda limon. Limonlu sodayı. 1.49. Oha. 1.49. 1.49 dedim. Biraz müşteri kazıklamaya çalıştım. Bak adam da no 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 dedi. Pahalı fiyatı görünce de böyle tepki gösteriyor. Zaten müşterinin 3 tane tepkisi var. Bir mutlu oluyorlar. Bir ürün yok sözlüyorlar. Bir de fiyat yüksekse kızıyorlar. Yine ne yok? Aa, reçel bitmiş. Abi hemen sipariş veriyoruz. Şuradan reçel. Reçel iyi gidiyor çünkü. Reçel şuradaydı. Hemen bakalım. Aynen. Ya tek bir reçel var. Ya ürün çeşitliği çok çok yüksekti. Yani 20-30 tane ürün var galiba oyunda. Benzer oyunlarda bilmiyorum, daha fazla olabilir. Ya şu Supermarket Simulator aslında denersen belki bir kıyaslama şansı bulurum. Şuraları yerleştirelim. Bu ürün yeni geldi, taze geldi. Ya nasıl bir kalabalık oldu. Tek kasa varken bir de zor yetişiyor personel. Abi bedelleri de bitti. Şimdi kalabalık olunca ürün yetiştirmek de gerçekten zor oluyor. Şuradan bezelye de alalım. Artık fiyatı neyse alıyorsunuz. Yani gün içinde bunun takibini yapmazsanız ya da işte ucuz olduğu günlerde stoklamazsanız ne oluyor? Pahalı günlerde bittiği için mecbur en pahalı fiyattan alıyorsunuz. Ben şöyle yerleştireyim, siz alın. Buyurun. Tarihlerine bakabilirsiniz. Yeni geldi. İnanılmaz kalabalık oldu içerisi. Siz böyle ilerledikçe XP kazanıyorsunuz. Ya para kazanıyorsunuz ve XP de kazanıyorsunuz ve level atlıyorsunuz. Level atlamak da ya belli günleri geçmek ve belli seviyeleri atlamak size bazı şeylerin kapılarını açıyor. Ya atıyorum. Diyelim 35. günden sonra şunu şunu alabiliyorsunuz diyor. Ya da 20 level olduktan sonra şunu şunu açabiliyorsunuz diyor. Ya da işte 100 tane elma satarsanız artık şunu da satabilirsiniz gibi enteresan. Online sipariş geldi. Sınırlamalar var diyeyim. Hemen siparişe bakalım. 2 tane limon istiyormuş. Bu online siparişleri de şöyle hallediyorsunuz. Her şey buradan halloluyor. Kutuyu alıyorsunuz. Aklınızda tutmanız lazım. Tabii ne satacağınızı. Buradan 2 limonu dolduruyorsunuz ve şuraya koyuyorsunuz. Bu biraz bana engel olmuş. Şunu alayım. Bunu biraz nasıl yapalım? Bunu nasıl yapalım? Bunu paketleyebilirsiniz. Sonra böyle atabilirsiniz. Ben bunu satacağım dersiniz. Böyle dükkanda bir değişiklik olsun diye. Bakın reklam 15 yazmış. Bu ne demek? 15 müşteri bu reklamdan etkilenmiş demek. Burada bir reklam yok tabii. Yapımcının diğer oyunda reklam var ama buradan da para kazanıyoruz. 18'de burada. Bir ekranda buraya koymuştum. Çatır çatır para basıyorum. Bakalım müşteriler. Oha, kuruttunuz kuruttunuz. Ne su kaldı ne kola kaldı. Gerçekten bugün çok yoğun. Hemen şuradan satın ala gidelim. İçecek. 2 tane still water. Durgun su diye çevrilmiş. Bunları da alalım. Müşteriler geldiklerinde istediklerini bulamıyorlar tabii. Hemen şurada kolayı doldurayım. Sonrasında da online siparişim var. Acelesi yok. Yani burada tabii şöyle değişkenler olabilirdi bu oyunda yok. Bu arada gün de bitti. Ya işte siparişi zamanında yetiştirememek, geç yollamak bunlar da bir kıstas olabilirdi yok. 2 tane limonlu soda, 2 kraker. Hemen şöyle aradan şunu halledelim. 2 tane limonlu soda, 2 tane kraker. Onu da bitirdiniz mi? Bitirmediniz. Şunları da alalım. Şuraya koyalım. Güzel. Yani hep bahşiş aynı. Hep aldığınız para aynı. Gecikme etkilediği bir şey yok. Böyle detaylar olmaması tabii oyunu çok basit bir hale getiriyor. Yani daha detaylı olabilirdi ama dediğim gibi mesela Supermarket Simulator'ı ben oynayamadım. Onda çok fazla daha fazla detay olduğunu biliyorum. En azından izlediğim videolardan, ekran görüntülerinden bunu çok net hissedebiliyorum. Ama yanlış yere koymayalım. Bu da ama bu tarz oyunda bir giriş seviyesi gibi diyebilirim. Tabii şu an ben bu oyunu çıkışından önce oynadığım için fiyatını bilmiyorum. Umarım fiyatı da uygundur. Uygun değilse zaten alternatifleri önerirsiniz. Şunu da şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi bütün müşteriler artık alacaklarını aldılar, gittiler. Ben şu son kutuları da bir boşaltayım. Mesai bitti. Ben git diyene kadar hiçbir yere gitmiyorsunuz arkadaşlar. Daha patron gitmemiş, siz nereye gidiyorsunuz? Şunu da bırakalım. Gördüğünüz gibi etrafı da biraz toparladım. Fazla kutuları çöpe attım. İkinci gün kasada çalışmayı deneyeceğim. Ama onun için önce stokları doldurmam lazım. Burada yine kolamız var. Kolayı koymuştuk. Burada neyimiz vardı? Yine şu çikolatalı keklerden var diyeyim. Maşallah artık kimse makarna almıyor. Oyunun başında herkes makarna alıyordu. Ürün çeşitliliği artınca milletin tüketim alışkanlıklarını da değiştirdik. Bakalım. Bu da fazla kaldı. Bakalım bir eksik var mı? Her şey tam gibi. Köpek maması miktarını biraz arttırdıktan sonra
İkinci güne geçerken, geçmeden tabii bu işleri halledeyim ki. Bunları alalım. Ben orada kasada rahat edeyim. Yani o bitti, o eksik falan olmasın. Ya yanlış görmediysem, ya şu ana kadar fark edememiş de olabilirim ama galiba çalışanların sadece kasada çalışıyor. Yani hiç kimse o stoklarla vesaire uğraşmıyor. Şuraya tavukları koyalım. Yani onunla siz uğraşıyorsunuz. Ama onunla uğraşmama şansınız da var. Onu da göstereceğim ikinci güne geçerken. Yani sürekli ben stok mu takip edeceğim ya da işte ben sürekli sipariş verip bir şey mi alacağım diyorsanız, hayır. Onun da bir kolayı var. Göstereceğim. Şuraları da dolduralım. Aslında yumurta da alabilirdim. Şöyle bir şeye bakalım. Kırmızı elma ve yine clementin. Onu da alalım. Şuradan her yeri bir dolduralım ki yarın başımız ağrımasın kasada uğraşırken. Bundan iki tane alalım. Hadi bundan da iki tane alalım. Depoda dursun, ne olacak. Bazen de yumurtayı mesela hızlı tüketiyorlar. Şu anda yumurta bayağı kalmış. Ben normalde yumurta biter diye beklemiştim. Şunları yerleştirelim. Tek tek yerleştirdik. Aa, bu kasa şey boşaldı. Bir kasadan fazla oluyor. Raflar tabii şey kapasitesi değişiyor. Ürüne göre oradaki kapasite değişiyor ama bu sebze meyve, gerçi sebze de satmıyoruz ki, limon, elma, portakal şeyi falan satıyoruz. Buralar biraz daha fazla alıyor. Neyse şunu da bırakalım. Al sat işlerini yaptık. Aa, bu da kalmış. Şunu da yerleştirelim. İki tanecik koyduk ama neyse, artık onu da yok deriz. Bugün gelmedi deriz. Gördüğünüz gibi rafların tamamını doldurdum. Şimdi gün bitmeden ne yapacağım biliyor musunuz? Bu çalışanlardan birini, ki bu ilkini kovalım. Güzel. Christopher'dı galiba, kovduk. Gördüğünüz gibi direkt kovduk. Parasını verdim ama. Şimdi gün bittikten sonra oyuncular, tek başıma oynuyorum tabii ama birden fazla oyuncu olduğunda buraya geliyorsunuz. X'e basmadan şeyi de göstereyim. Yarın çünkü yoğun geçecek. Burada bir ürünü yeteri kadar sattıktan sonra otomatik stok yenileme sistemi var. Bu özelliği açmak için 48 tane satın diyor. Daha satın. İşte bir belli ürünleri belli miktarda sattıktan sonra bu otomatik yenileme sistemi geliyor. Ve artık orası sürekli olarak kendi yeniliyor. Paranız varsa tabii. Para yoksa yenilenmiyor. Bu şekilde işleri götürebiliyorsunuz. Günü bitirelim. Gördüğünüz gibi 28 tane müşterimiz çok memnun ayrıldı. 21 kişi aradığı şeyi bulamadı. 2 kişi de pahalı. Fiyatlar çok pahalı dedi ama günün sonunda 240 euro kar etmiş olduk. Yeni güne geçtik. Hemen böyle bir fiyat takip yapalım. Peynirli krakerin satın alma fiyatı normale döndü diyor. Önemli değil. Yumurtanın fiyatı düşmüş. Hemen alalım, stok olsun. Şuradan yumurta 3 paket alalım. Hatta rafı da dolduralım. Madem ucuza aldık. Buradan yumurtayı alalım. Sonra günü başlatıp kasaya geçelim. Bugün kasada takılacağım. Dükkan benim değil mi? İstediğim gün istediğim işi yaparım. Zaten birini de kovduk. Oradan 15 euro karımız var. Şöyle geçelim. Bence başka eksik yok. Bunu da alabiliriz. Olanı alamıyorsunuz. Kutusu lazım. Bunu da koyabilir miyim? Hadi onu da buraya koyayım. Etrafta böyle çerçöp, gereksiz bir şey varsa onları. Hatta yumurtayı da olabildiğince rafları ben doldurayım da sonra o yok bu yok demesinler. Çünkü dediğim gibi ben yetişemeyeceğim. Kasada olacağım. Kutuyu da boşalttık. Evet. Şunu da koyalım. Zaten ucuza almıştık. Ben hadi son bir portakallı sodayı da alayım. Neredeydi içecekler? Güzel. İşte bunları daha çok kar etmek için en düşük fiyatlı olduğu günlerde alacaksınız. İyice kar edeceksiniz. Yani suyunu çıkaracaksınız. Bu da kaldı böyle. Şu neymiş? Kola. Kolamız dolapta var değil mi? Full. Full. Güzel. Dükkanı açtım. Bugün kasadayım arkadaşlar. Biri Christopher'ı sorarsa izin aldı derim. Bakalım her şeyimiz. Tam gibi müşteriler gelsin. Burada duvar vardı. Duvar gitti. Biraz açık. Garip oldu tabii. İlk müşterimiz geliyor. Galiba reklamdan bir para aldık. Alamamışız. Üstünde yazardı zaten. Güzel. Beyefendi oradan bir limonlu sodasını aldı. Sipariş de geldi. Online siparişe bakmayacağım. Bugün bak online'ları gece yollayacağım. Böyle. Bakın kafamıza fırlattılar. Bunları dıt 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 diye geçiriyorsunuz. Kartı alıyorsunuz. Sonrasında da fiyatı yazıyorsunuz. Ve parayı böylece almış oluyorsunuz. Kart kolay. Nakit biraz daha zor. Para üstü vermeniz lazım. Başta ben bir de hangi paranın olduğunu bir algılayamamıştım. Daha sonra hangi gözde hangi paranın olduğunu, garip garip paralar vermeye çalıştım. Neyse ki oyun sizi engelliyor. Yani doğru parayı vermedikçe parayı da geri veremiyorsunuz. Yani orada şey olabilirdi. Hesapta açık vermek, müşteriyi kandırmak ya da müşteriye bir anda fazladan para vermek. Böyle şeyler de olabilirdi. Niye bana getirmiyorsunuz ya? Ha, aferin. Hızlıca geçiriyorsunuz. Bakalım bu da kartla ödedi. Bir tane nakit çıkarsa orada nakit sistemini de size gösteririm.
Maşallah kafama fırlattı adam. Bu da kartla ödedi. Tabii kartla ödemek kasiyerlerin de işine geliyordur diye düşünüyorum. Bu da tamam. Nakite olan buradan geçirebilir. Nakite olan... Abi Allah'tan düşürmüyorlar. Bir de yerden almaya çalışmıyoruz. Bak nakit deyince hemen geldi dayı. 20 euro vermiş. 12.35 tutmuş. 7.65 para üstü vereceğiz. 7.65. Bu da böyle. Biraz hızlı yaptım. Elim alıştı artık burada çalışa çalışa. Bak nakitçiler buraya geldi. Sana 55 verecekmişiz. Güzel. Bir tek bunu mu aldın? Neyse. Allah'tan kart ödüyorsun. Bunu da ödedik. İçeceğini de aldın. Gerçekten bütün nakitçiler... Nakit yoksa ya para üstü gerekmiyorsa direkt basıyorsunuz bu arada tabii. Amcam nereden bilsin para üstü almayacağını? 5.50. Şöyle 5.50 ile verelim. Güzel. Günü de online siparişleri vererek kapatırız. Yani bunu da şey yapalım. 95. Şimdi de paranı verdik. Ya şöyle düzgün koysanız da yayında da söyledim ya. Bunu böyle düzgün koymak lazım. Yani kasiyere iş çıkarmamak lazım. Siz nasıl koyuyorsunuz bilmiyorum da ben böyle diziyorum kasiyere en yakın yere. Ve paketi de paketlerken de en alta koyacağım şeyi öne koyuyorum ki sonra kargaşa olması da büyük alışverişlerde 2-3 parça alırken çok dikkat etmeyebiliyorsunuz hangi sırayla koyduğunuz ama şuraya dizeceksiniz işte. Buraya koymayacaksınız yani kasa boşsa. Şu bandı çalıştırmayacaksınız. Uğraştırmayacaksınız kasadaki kişiyi. Ve sadece 2 günde neredeyse bir level daha atlayacağım. Niye kimse şey yapmıyor ya? Orada kola mı bitmiş? Kola bitmiş. Keşke bu işleri de yapan birini alabilsek diyeceğim ama zaten o işi de dediğim gibi otomatik halledebiliyorsunuz. Abi 4 euro, 4.40'lık şey aldın ve 100 euro mu verdin ya? Ayıp ya. Gerçekten. Yani parayı bozabilir misiniz desen daha iyiydi. Para bozdurmak için sanki zorla bir şey aldı. Bunları da alalım. Kart 23.70. Yine bol bol ürüme yine bir kartlı müşteri 18.75. Güzel sen de gel. Burada nakitçi. Para üstü yok. Bu arada üzülen sesler duyuyorum. Muhtemelen bazı şeyler bitti ama bugün dediğim gibi kasada çalışıyorum. Bir kişiyi kovduk malum. Bunu da alalım. Bak bu ya inanılmaz ya. Arkadaşlar böyle olmaz ama ya. 55. Güle güle. Yine bekleriz. Fiş yok. Fiş vermiyoruz. 7.60. Bak böyle. 7.60. Yine zengin bir müşteri doldurmuş. Bu da kartla ödüyor. Zengin dedim ama çok şey almış. En ucuzları almış. Sanırım benim burada işim bitti. Ben online siparişlere bakalım ama o kadar çok ürün bitti ki muhtemelen. Bir portakallı soda, bir penne demiş. Bakalım var mı? Vallahi var. Hemen bir tane sipariş yollayalım. Bugün de kapatalım. Günün karını da görmeye çalışacağım. Şu penneleri burayı da dizmiştik. Güzel. Bir tane büyük bir sipariş var. Ondaki her şey bence yok. Bunda kraker ve mama. Kraker mama da vardır. Şöyle alalım. Yanlış şeyi gönderebiliyorsunuz tabii ki. O zaman da cezası da olmuyor galiba ya. Oyun çok affeden bir oyun. Bu arada birden fazla kişi oynadığınızda mesela bu siparişi seçtiniz ya. Şöyle çıktığınızda bu ekran burada kalıyor. Yani biri size siparişi hatırlatabilir. İki armut bezelye. Mesela şimdilik onları aklımda tuttum. Şöyle gelelim. İki armut. Tam iki tane kalmış. Onun dışında bezelyemiz vardı. Başka ne vardı? İşte orada biri olsa bana oradan bağır. Abi bir elma iki de su koyacaksın diyebilir. İki su. Bir de elma. Bunu da verdik. Bugünkü siparişleri bitirdiğimizde 1150 euromuz oldu. Müthiş bir gün. Müthiş bir gün. Hazır boşta kalmışken şunları da koyalım. Günü bitirelim. Videoyu da bitirelim. Bence oyundaki her şeyi gösterdim. İşte bu kadar şey var. Yani dükkanı büyütmek var. Tabii yeni raflar koyabilirsiniz. Yeni ürünler var. Onları başta gösterdim bilgisayar başında. Ama genel olarak yapı bu şekilde işliyor. Her şeyi yaptıktan, burayı büyüttükten, işte dekorasyonu da hallettikten sonra ne yapabilirsiniz derseniz. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlarınızla daha çok para kazanmaya çalışabilirsiniz. Arkaya attım. Daha mantıklıymış. Oradan alamazlar. Burada da elmamız varmış. Şunları da koyalım. Yeni ürün almadım galiba bugün. Bir önceki günden mi halletmiştim? Hiç para harcamadıysam ve sadece bir kişi çalıştırdıysam kaç para kar etmişimdir? Bunu da görmüş olurum. Seni de koyalım ve evet. Her şey tamam.
Burada kedimiz var, uyanmıyor. Oyuncak faresi var, maması var. Bunlar çalışmıyor. Ve günü bitiriyorum. Gördüğünüz gibi tabii ki bir şeyler almışım. Maaşlarla beraber bugün 467 euro kâr etmişim arkadaşlar. Sadece 3 kişi ürün bulamamış. Stokları da fena götürmemişim. Yeni gün başladı. Sabah 8 elma suyunun satın alma fiyatı normal. Bu arada bir şeyin fiyatını ben arttırmıştım galiba. Düşürmüştüm ya da. Onu düzeltmedik. O fiyattan gitmiş olabilir. Limonun piyasa fiyatıyla da ilgili bilgi geldi. Çalışanımız zaten buradan hiç ayrılmıyor ve bakın bunu hazır elimdeymişken elden çıkarayım. Onu da satmış olduk. Aldığınız şeyleri de böyle satabiliyorsunuz ve yeni bir güne başlarken mahallemize bakıp videoyu burada tamamlayayım. Gördüğünüz gibi bir market oyunu. Aslında bol bol tıklıyorsunuz. Bir şekilde para kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani dediğim gibi bu tarz oyunlarda ürün kalitesi yani oyun kalitesi çok yüksek olmuyor her zaman. Ama mesela daha önce yayında oynadığım bir oyun daha vardı. İsmi Recycling Center Simulator mıydı? Öyle bir şeydi. Mesela onun kalitesi bayağı aşağıdaydı bence buna kıyasla. Ama bunun çok üstünde tabii ki oyunlar var başta da dediğim gibi. Ama bu da market temalı bir oyun arayanlar için bir alternatif olabilir. Ama dediğim gibi o Türk yapımı Supermarket Simulator'ı da denemek istiyorum. Oyun gelirse sonra da bir video çekerim. Bunun fiyatı şu an belli değil ben videoyu çekerken. 9 euro, 10 euro demişler. Bizdeki fiyatı ne olur bilmiyorum ama fiyatı ucuz olursa belki vakit harcamak için böyle çıtır çerez bir oyun olarak düşünebilirsiniz diyorum. Satın almak isteyenler için de açıklama kısmına linki bırakıyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.